Doğallığıyla ve tepkileriyle bizi ekrana kilitlemeyi başaran Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 yılında İzmir'de doğdu. 26 yaşına kadar da İzmir'de yaşadı. Lise eğitimini Alsancak Atatürk Lisesi'nde alan Deniz, üniversite eğitimini de yine İzmir'de Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Hatta yüksek lisansını da yine İzmir'de Ege Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ayrıca oyunculuğu olan merakı sayesinde İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 2 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Hadi Deniz'in oyunculuk kariyerinin nasıl başladığına, neler yaptığına ve hepimizin merakla beklediği Mecnun'un yeni Leyla'sı nasıl olduğuna bir bakalım. Başta çoğu fenomenin ilk adresi olan Scorp'ta kısa videolar çeken Deniz, daha sonra Instagram'da da kısa videolar paylaşmaya başlamış, birçok kişinin de dikkatini çekmişti. Oyuncu olmak isteyen ve sosyal medyada kısa sürede ilgi gören Deniz, bu alanda kendisini geliştirmek isteyerek İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 2 yıl eğitim aldığını söylemişti. Birçok gösteride sahne alan ve hepsini başarıyla tamamlayan Deniz, daha sonra İstanbul'a yerleşiyor ve burada da 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi alıyor. Tabi bu arada Instagram attığı kısa videolar sayesinde takipçileri oldukça artmış. Hatta ünlü isimler bile onu takip etmeye başlamıştı. Tabi bunların hepsi onun televizyona adımını hızlandırmıştı. Bazı reklam filmlerinde yer almaya başlayan Deniz, ilk profesyonel dizisi olan Her Yerde Sen dizisinde Merve karakteriyle hayatımıza giriş yapmıştı. Bu arada kendisini kanıtlamayı başaran Deniz birkaç proje içerisinde daha yer aldı. En sonda da başrolü olduğu Masumiyet dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Ama o da ne? Deniz ne kadar yetenekli olsa da Masumiyet dizisi erken final yapmak zorunda kalıyor. Tabii bizce bu kadar rolden sonra kendisine en çok yakışan ve gerçek potansiyelini en çok yansıttığını düşündüğümüz proje Sonra projesini Tarp Bozkurt ile birlikte hayata geçiriyorlar. Dizide şimdiye kadar aradıkları aşkı bulamamış, pes edip taktik kitaplarından akıl almaya çalışan karakterleri canlandırıyorlar. Kitapta okudukları taktikler yüzünden buluşmalarını mahveden Sarp ve Deniz'in birbirlerini tanımaya çalışırken başlarından geçen duygusal ve komik anları izliyoruz bu dizide. Üstelik bu dizinin şöyle güzel bir yanı var. Hikayesini biz yönetiyoruz. Her bölümün sonunda karşımıza çıkan iki seçenekten birini seçerek bölümlerin ilerleyişini biz belirlemiş oluyoruz. Eğer hala izlemediyseniz gerçekten çok iyi bir proje. Kanalın linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Hadi şimdi çok merak ettiğimiz konuya gelelim. Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine nasıl seçildiğine. Türk dizi tarihinin en iyi absürt komedisi olan Leyla ile Mecnun, uzun süren ayrılıktan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda tam kadro yeniden çekilmeye başlandı. İlk bölümü de yakın zamanda yayınlandı. Uzun süren bu ayrılıktan sonra geri dönüş haberi hepimizi heyecanlandırsa da Leyla karakterini kimin canlandıracağı hep bir muammaydı. Özellikle ilk Leyla'nın çok sevilmesi ve bu rolün çok ağır olmasından kaynaklı biz fanlar her ne kadar yeni Leyla'lara kolay kolay alışamasak da bu seferki Leyla son Leyla olacak gibi duruyor. Çünkü Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın. Bunu biliyoruz. Bizce Deniz Işın bu rol için biçilmiş bir kaftan tabii ama sizin fikirleriniz de önemli. Hemen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Sonra mini dizisinde gösterdiği performanstan dolayı bu role en uygun kişi Deniz Işın. Verdiği tepkiler, mimikleri, hal ve hareketleri, kafasının Leyla karakterine uyması da bu projede başarılı olacağını gösteriyor. Bu arada Onur Ünlü de bu rol için oldukça düşünmüş ve seçenekleri de değerlendirmiş tabii ki. Leyla ile Mecnun'un son sezonu cidden iyi olacağı benziyor. Bu arada yorumdan geldik kısmına geçmeden önce gün geçtikçe ününe ün katan Deniz'in Instagram'da tamı tamına 1,5 milyon takipçisi var. Hadi yorumlara geçelim. Scrobine demiş ki, Scorp'tan beri takip ettiğim, kendisiyle hakikaten ciddi düşündüğüm kişi. Beni bulabilir, yeşillendirsin lütfen. Koyun olana koyarlar. Koyun olana koyarlar demiş ki, uzun zamandır kendisini keyifle takip ediyorum. Arkadaşım gibi, ailem gibi bir şeye dönüşmüş olacak ki kendisini Coca-Cola'nın Tarkanlı reklamında görünce as bayrakları demek geldi içimden. Kız kardeşimi görmüş gibi sevindim. Kiralık ceset demiş ki güzeldir, zekidir de bu yüzden fazlasıyla çekicidir. Türk olduğuyla gurur duyan adam demiş ki ilk bölümde ilk Leyla'ya yakın performans göstermiş oyuncu yolu açık olsun. Lera Long demiş ki Leyla rolünde oynayacağını gördüğüm zaman biraz burun kıvırmıştım ama ilk bölümü izledikten sonra role yakıştığını gördüm. Leyda Alven demiş ki hem çok güzel birisi hem de iyi oyunculuk yapıyor. Yani televizyon
alanında sadece güzel olduğu için var olmuyor. Meslektaşı olan birçok kadın ve erkek oyuncu gibi umarım çok iyi yerlere gelir. Hak yeme fak ye demiş ki. Çok iyiymiş. Çok beğenmiş. Demiş ki, yüzünde sürekli olarak bir şeyler dönüyor ama dur bakalım ifadesi bulunan aktris. Gerçekten öyle. Gerçekten. Stansfield demiş ki, sonra dizisinde izlemiştim. Aşırı tatlı, sevimli bir hanımefendi. Söz konusu Leyla ile Mecnun ise kimse Ezgi Asaroğlu'nun yerini tutamaz gibime geliyor. Ama bence yine de güzel bir seçim olmuş. Bol şans. Tamam, dedi. Sonrasını unuttum işte bir anda. Abi anda unutmuşum ya bak ya. Bak bu kız beni var ya ağlattı resmen. Malzeme bilimi mi? Kısa sürede takipçi. Hep o da niye? Ya ilk Leyla'daki senaryolar, absürtlükler de çok iyiydi çünkü. Yeni... Bir anda İrem Günaydın çıkıp onu ekarte etmiş. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.